Merhaba sevgili yaban dostları. Efendim bir av gününde sevgili kardeşim Ömer Borovalı ile birlikte gene bir avda fakat değişik bir avda birlikteyiz sizlerle. Bugün arkadaşlarımızdan rica ettik. Türkiye'de bir gelenek olan özellikle Karadeniz bölgemizin bir olmazsa olmaz avcılık yöntemi olan atmacayla avcılığı bugün sizlere göstereceğiz. Ve bu mevzuda Kadem Akkaya, Niyazi Akkaya ve Kadem Akkaya'nın oğlu Seran Akkaya bizlere yardımcı oldular atmacalarıyla birlikte. Ömer Borovalı'dan şimdi bir şey rica ediyorum ki Ömer Borovalı da, gerçi ben de zamanında atmacacılık yaptım. Hatta benim bir rahmetli Mustafa İsakoğlu'nun bana hazırladığı, hediye ettiği bir cura vardı. Yani bir erkek atmaca vardı ki erkek atmaca genelde kullanılmaz. Fakat Ömer Borovalı efendim bu işi uzun zaman yaptı. Ve mikrofonu kendisine uzatıyorum şimdi. Ömerciğim. Evet. Şimdi ufak düzeltmede bulunayım. Ben atmacacılık yapmadım. Ben şahincilik yaptım. Evet, pardon. 3 sene kadar sevgili arkadaşlarımın yardımıyla çakır tuttuk ve çakırları besledim. Fakat sonra bir İngiliz şahincilik kitabında dediği gibi part-time şahincilik atmacacılık olmaz. Bu bir hayat biçimidir dedi. Ben de her sabah saat 8'lerde şahineme uçma verip onu beslemek, akşam bir daha görmek işi çok ağır geldiği için sonunda işin sadece literatür, uluslararası ilişkiler faslına girdim. Sevgili kulüp başkanımız Fikri Kurtuluş'un da desteklerinden Uluslararası Federasyon'dan kişiler getirdik. Türkiye'de yasaklanmak üzereyken o müdahalemizden Türkiye'de atmacayı serbest bıraktırdık, lisansa bağlattık gibi hala da sürdürdüğüm bir takım kağıt üzeri ve konferanslar babında çalışmalarım var. Ama maalesef atmacaları çok sevmeme rağmen onlardan uzağım. Şimdi istersen sevgili arkadaşlarımızla onların nasıl av yaptırdıklarını, nasıl yakaladıklarını, nasıl alıştırdıklarını bunları dinleyelim. Şimdi efendim bir kere atmaca ile avcılık, yani atmacayla da bohçacılık olabilir. Bildiğiniz üzere. Üstelik fakat çok güzel olur çünkü sessizdir. Evet ve haftanın 7 gününde yapılabilir yani. Fakat maalesef atmacayla avcılık dahi gene bizde haftada 3 güne sınırlandırılmış durumda. Çünkü bir nevi gene avcılık yapılıyor. Şimdi efendim önce sizlere tanıştırdıktan sonra atmacacı arkadaşlarımızın ki hepsinin soyadı Akkaya'dır ve Rize kökenli arkadaşlarımızdır. Bizim de aşağı yukarı 30-40 senelik dostlarımızdır. Kendilerinin bir kere avcılık yapabilmek için avcılık ruhsatının haricinde bir de atmacacılık sertifikası olduğunu biliyorum. Ama bunları size de göstermek istiyoruz. Lütfen onları çıkarabilir miyiz yanınızdaysa? Avlanma pullarını da almak zorundalar. Şimdi efendim izlediğiniz üzere avcılık belgesi var. Bunun haricinde avlanma pulu var ve de ilave bir sertifika alıyorlar. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden alınmış usta atmacacı sertifikası Serhan Akkaya gördüğünüz üzere ve bunun haricinde bir de çırak atmacacı sertifikası da var. Önce kendilerine soralım. Nasıl usta atmacacı sertifikası alıyorsunuz? Kademciğim sen de çıkar sertifikanı. Evet, bu da gördüğünüz üzere Kadem Akkaya'nın usta atmacacı sertifikası. Kademciğim, Niyazi Bey de sertifikasını getirene kadar bunu nasıl alıyorsunuz söyler misiniz? Şimdi Orman Baş Bölge Müdürlüğü'ne müracaat ediyorsun. Hı hı. Önce tabii kurslara giriyorsun bunun
atmacacılık kursunu bitiriyorsun. Bitirdikten sonra orman bölge müdürlüklerine müracaat ediyorsun. İşte ikamet kağıdı, nüfus kağıdı süredi almak şartıyla oradan çıkartıyorsun. 5 seneliktir bu. 5 sene sonra tekrar mı? Tekrar 5 sene sonra bir daha alıyorsun. Evet. Yani 5 senelik bir, 5 sene sonra bir daha alıyoruz, bir daha yeniliyoruz. Peki çırak atmacacı olmak için ne yapıyorsunuz? Çırak atmacacı da çırak kursuna mı gidiyor? Kursuna gidiyor. Ya bir atmacacının yanına kurs görüyor. Usta olduktan sonra çırak. Çırak olduktan sonra usta. Çırak önce çırak tabii. Peki, çıraklıkta ne yapıyor? Çıraklık kursunu bitirdikten sonra çıraklıkta ne yapabilir 2 sene müddetçe? Ne yapması şimdi, lazım? Çırak bu atmacanın koluna tutmasını bileceksin. Atmacanın dilinden anlayacaksın. Tamam. Nasıl yedirilir, nasıl eğitilir? Bu eğitimi görmeden olmaz. Peki, o zaman ben bir şey sorayım. Evet. Çırağın atmaca tutma izni var mı? Yakalama. 2 tane var. Sertifikası var. Hayır, elinde tutmak değil. Doğadan yakalama doğadan izni var mı? 2 tane var. Çırağın da. Çırağın da var. O zaman ustayla çırak arasındaki fark nerede? Fark yani var şeyin. Yani çırak diye geçiyor. İki türlü geçiyor. Belki doğru değil ama yani biri çırak. Çırağın doğadan yakalama izni olmaması lazım aslında. Mantıken ama, düşündüğün zaman. Ama ustadan bir farkı olması lazım. Bu, var farkı var. Nedir farkı? Ustayla çırağın mı farkı var? Şimdi aynı şeye benzer bu. Siz bir ustanın yanına gittiğiniz zaman çıraksınız. Orada eğitim görmeniz lazım. Yani çırak atmacacı usta atmacacının yanına yetişir. Ona bütün kurallarını kaydederini öğretir. Ama Ömer Bey öyle demek istemiyor. Başta. Ama bu sertifika ona da veriliyor değil mi? Hayır, ona çırak sertifikası veriliyor. Tamam da. Tamam. Ustayla yapabildikleri arasında ne fark var usta olana kadar? Ya doğada bakın ustayla çırak arasında fark olmaz mı? Şimdi ben bu elime tutmasını biliyorum. Evet. Yedirmesini biliyorum. Evet. Osa bunların hiçbirini bilmiyor. Hayır, şimdi ben hiç atmacadan anlamayan biri olarak atmacacılığa başlamak istiyorum. Gördüm, beğendim, hoşuma gitti bu şekli. Ondan sonra okulu olmadığına göre bir yerde öğreneceksiniz bunu. Atölyelerde değil tabi, Mera'da avcı yanında usta atmacacı yanında. Nasıl siz avcılığı öğreniyorsunuz, tüfeği hemen elinize alıp size vermiyorlar ki. Tabii. Değil mi? Şimdi buna böyle önce bunun beslemesini, tutmasını, bir yerini incitmemesini, ona yedirmesini ve seninle aradaki şeyi kurabilmen, bağı kurabilmen. Çünkü bu da avcı. Tabi. Yani ama şimdi yine ben çırak at. Var bu işte biraz evet, sanki. İlk başta çırak atmacacılık belgesini aldınız mı siz? Hayır, biz çırak değildik ama. Direkt ustaydı. İlk defa verilirken ustalara ustalık veriyordu. Evet. Evet. Bildiğim kadarıyla atmaca böyle aşağıdan böyle şöyle ve şöyle seviliyor. Değerli yaban dostları. Şöyle. Evet, hayır. Üçüncü tamam. Bir kişi, kişi yaklaştığı zaman böyle. Ya, alırken yavaş, illa yavaş. Arkadan alınır atmaca. Evet. Önden yavaş hareket. Arkadan böyle gelirsin, geçersin. Evet. Şimdi dikkat ediyorsanız efendim, arkadaşlarımın atmacanın konduğu ele geçirdikleri bir takım eldiven gibi atmacanın tırnaklarının çok sivri olması dolayısıyla yara yapmaması için kolluk takıyorlar. Avcılık efendim, atmacacılık avcılığı da olsa illaki bir takım aksesuara ihtiyaçları var. Şimdi ellerinde gördükleriniz sopan olacak, bir değneğin olacak. Evet, mantık atabilir. Evet, böyle de bir çantan olacak. Başka türlü çanta yaramaz bize yani şöyle. Yan çantası. Peki bu çantada ne bulundurursunuz içinde? Abi bu çantanın içinde bir şey bulundurmaya peki, gerek yok. Peki atmaca kaçıp da kuş tutamazsa, ağacın tepesine kondurursa çağırmak için ne var? Bir tane ölü kuş lazım. Ya o var. Evet. Ona da bir ip bağlı değil mi? Bağlı da olabilir, olmayabilir. Ya ipin bıçağın her zaman yanımda olacak. İpin bıçağın. Yani, beslemek için. Bıçak söylemeye gerek yok abi. Bıçak şart. Bıçak yani. Ama bu çantanın belli malzemeleri var. Yani atmacayı kaçırdığın zaman çağırmak için, havada çevirmek için ipinden, ucuna bağlayacağın ölü kuşu, bunların hepsini yanında taşıyorsun o malzemenin ki. Sen olmuşsun profesör abi yani. Herhalde oradan geldik de Türkiye'de bu işi serbest bıraktırmaya çalıştık doğru, yani. Doğru. Evet, ama atmacacılarımızın bilsin ki Ömer Boravalı'nın Fikri Kurtuluş'un niyazının ne kadar
Ne kadar emeği var bunda, bunu bilsinler yani. Doğrudur. Ama bilmeyen çok kişi var ama bilsinler yani. Evet. Yani inşallah atmacacılığa şahinciliği de zaman içinde ilave ettirerek bunu da Avrupalıların yaptığı düzeye inşallah getiririz. Özellikle Slovenya, Slovakya, Avusturya, İngiltere. Almanya, İngiltere. İngiltere'yi en son sayıyorum. Çünkü İngiltere'de çoğunlukla çakırcılık yok. Onlar arkadaşlarımın ne diyorlar Peregrini'ye? Atmaca Şahin değil. Anke Şahini. Anke Şahini dedikleri Peregrini, yanağında siyah lekesi olan sivri kanat. Onların uçuşu da başka, yakaladığı av da başka. İngiltere evet. Daha çok onu yapıyor. Araplar onu yapıyor. Evet. Avusturya, Almanya ormanlık yerler olduğu için de bizdeki çakır tipi kuşlarla büyük hayvan yakalıyorlar. İnşallah günün birinde Türkiye'de o daha yaygınlaşır hale gelir. Çünkü dernek de kuruldu Ankara'da. Şahinciler Derneği de var. Dışarıdan. Ama benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de Atmacacılar Derneği de var. Arhavi'den tut. Artvin İstanbul'da da var. Evet, evet. Ayrıca unutmayalım, bir de kısacık bahsedelim. Karadenizli arkadaşlarımız kadar çok, neredeyse onlar kadar da Mersin ve Adana civarında da atmacacılar var. Efendim ben ilk başladığım yıllarda değerli yaban dostları, yani sene 1962'den bahsediyorum. İstanbul Angurya'da ayrıyeten İstanbullu atmacacılar toplanır ve atmacayla bıldırcın avı yapılırdı. O zaman Yakuplu, Kavaklı köylerinde de şimdi roman tabir edilen çingeneler diye bildiğimiz ve pazarlarda da bıldırcın satıldığı devirlerde bunları meslek edinmiş olup Eylül ayında atmacayla kuş tutan pek çok adam vardı. Tabii İstanbul'da vardı ayrıca. İstanbul'da da evet. Doğru. Şimdi bu, ben bir iki tane söylemek istiyorum. Bu atmacacılık İstanbul'da yapan Doğu Karadenizler, Doğu Karadeniz kökenliler ve bir de İstanbul'un bazı yerlerinde evet. Bizden görüp öğrenmiş işte. Onlar çırak olarak bizim yanımıza yetişmiş oluyor. Anladım. Onlara çırak sertifikası veriliyor. Öyle, öyle mi? Hayır. Peki Serhan usta atmacacı, o da kaç senelik Serhan atmacacısın sen, babandan geçti sana ustalık. Aşağı yukarı 15 sene oldu Ali abi. 15 sene oldu. 15 sene oldu. Doğru, doğrudur tabii. Ben senle tanıştığımda sen daha bebektin. Bizim arkamızdan ava geliyordun bıldırcın avına. Evet. Peki şimdi senden başlayayım. Bu atmacanın ismi ne? Ne tip bu? Bunun atmacanın ismi, ben Soyka diyorum buna. Soyka diyorsun. Evet, biraz kara bir atmacadır. Öyle hitap ediyoruz, öyle çarpıyoruz. Bozkara dediğiniz mi? Yok, kara. Bozkarası yok. Bu kara. Bu kara. Ondan sonra bunun adını Soyka. Bir dakika. Bunu bu sene tutulan bir atmacadır. Daha yeni öğretiyoruz. Av yaptığı, bu döneme kadar yaptığı av sayısı daha 25. Evet. Daha yeni. Biraz daha aldıkça açılacak. Kaç daha iyi olacak. Kaç tane bıldırcın aldı? 25 tane şu ana. 25 tane aldı. Evet, 25 tane aldı. Evet. Bunların daha da açılması, daha da iyi olması için biraz daha bıldırcın almaya ihtiyacı evet. var. Evet. Tebrik edelim seni. Kara. Neydi ismi? Soyka. Soyka. Evet. Soyka'nın elini tuttum. Tebrik ettim. Evet, şimdi Niyazi'cim. Senin atmacanın ismi ne? Benim atmacam Kara. Kara. Hı. O da kara. O kara. İkisi İsmi de kara. Hayır, o Soyka. Soyka onun. Onun. Bu kara. Ha, o kendi takmış olduğu bir isim. Biz de istedik bunu. Biraz böyle kara olduğu için, sırtı da siyah olduğu için. Evet. Bu 3 yaşında atma. Kara yahu, niye sırtını döndün bana birader? Kara. Tüy de boz kara değil mi bunun? Evet, tüy de boz kara. Heh, şimdi onu soracaktım. Ama gösterir misin kameramıza yüzün şey tarafını? Evet. Gel bakalım, seninle de tanışalım. Gel. Aferin. Evet efendim, bu da bozkara tabir edilen bir atmaca türü. Ve bunların hepsi dişi atmaca efendim. Genelde erkek atmaca, yani cura dişi atmaca kadar avcı olmuyor. Ama bazısı da çıkıyor, çok çok iyi atmaca oluyor bazı curalardan. Aslında o da avlanır. Hani atmacada eksiği yok. Aynı kuşu o da yakalar ama dayanıklı değil. Evet. Mesela, daha ufak yapıda olduğu için. İki sefer, üç sefer bıldırcının peşine gittiği zaman gücü tükenir.
Yani o bunu kadar kuvvetli, mukavemetli değil. Bir de bir bunlar... şey söyledi Serkan, onu da söyledi. Bak tüylak dedi. Nedir tüylak? Tüylek. Yani tüylak, tüylek daha doğrusu. Tüy değiştirilmiş. Kışlanmış, yıllanmış, yıllanmış. Evet. Yıllanmış. Yani bir ve yukarı yaşlı olan. Yukarı yaşlı. Olanlara tüylek. Bir de efendim. Bir zaman nereden tanırsın onu da söyle. Abi bütün gözlerinden, tüyünün renginden, ayaklarının renginden. Şimdi mesela şu atmaca veya şu atmaca ikisi de. Bunların bu iki buçuk aylık atmaca bunlar. Ve üçüncü atmaca Kadem Akkaya'nın atmacası. Kademcim seninkinin ismi ne? Benimkinin ismi yeni daha yeni aldım. İsmi koymadım ama Bozkızıl bir atmaca bu. Bozkızıl. Avcı bir atmaca. Hakikaten iyi bıldırcın yakalıyor. Evet. Biraz ürkek olmasına rağmen gene de çok iyi atmaca. Ama bak adamını tanıyor. Yok. Memnun oldum seninle de. Ürkek ama iyi atmaca yani. Evet. Değerli yaban dostlar, efendim atmacacılık anlatmakla bitmez. Uzun ve güzel bir uğraş, güzel bir spor, güzel bir avcılık yöntemi. Nasıl yapılıyor diye tabii ki soruyorsunuz bilmeyenleriniz. Şimdi hep birlikte kameramız atmacacı arkadaşlarımı takip ederek bu işin nasıl yapıldığını... kısmetiniz varsa daha doğrusu ve atmacaların da kısmeti varsa buradan bıldırcın kalkacak. Köpek kullanılmıyor genelde çünkü köpekle atmacanın birbirine alışması uzun sürüyor. Köpeğin atmacaya dalmaması, kapmaması gerekir. O yüzden daha ziyade bu gördüğünüz mantıkayla, mantıka tabir edilen şeyle bıldırcın kaldırılmaya çalışılacak ve kalktığı zaman bıldırcını bazı atmacacı eliyle atar, bazısı koldan kalkar. Bütün bunları görmeye çalışıyor ama şansınız da yaver giderse bıldırcın kalkarsa tabii. Koldan bırakacaktım ama rüzgar var biraz. Evet. O rüzgar etkiler avuçtan atacak. Tamam. Buyurun rastgele.
seninki hakikaten dostlar başına olan atmacalardan. Yalnız vakit geçirmeden şimdi değerli yaban dostları, atmacacı arkadaşlarımızın atmacasının ayaklarından nasıl bıldırcını aldıklarını göreceğiz. Buyurun. Şimdi efendim, atmacanın dikkat ettiyseniz kuyruğunda veyahut ayağında zil var. Bu atmacanın nerede olduğunu görmek için kullanılan bir minik zil. Önce kendimi sağlam almam lazım. Atmacamın. Şimdi tabii bu canlı hayvan. Daha fazla acı çekmemesi için onu ben azledeceğim. Burada bir şey, avcı arkadaşlarıma bir şey söylemek istiyorum. Maalesef efendim, atmacaya, şahine tüfek atıldığını üzülerek duyuyoruz. Şimdi bir kere avcı avcıya tüfek atmaz. Bir, çünkü bu atmaca aynı bizim meslektaşımız. Avcının en büyük, en eski arkadaşlarından. Şimdi nasıl av köpeğimize tüfek atmıyorsak, lütfen yeni ava başlayan arkadaşlarıma, dostlarıma, yaban izleyicilerine söylemek istiyorum. Asla atmacaya, şahine, kartala tüfek atmayın. Herhangi bir yırtıcıya da tüfek atılmasın. Evet. İzlediğiniz üzere Niyazi Akkaya'nın atmacası zor ve güzel manevralarda yaparak bu bıldırcını da şey yaptı. Bıldırcın efendim, zannediyorsunuz ki, bilmeyenler daha doğrusu zannediyor. Atmacayla av fişek atılmıyor. Gayet ucuz bir şey. Tam tersine. Atmacayla ne derecede atmaca avcılığının masraflı, zor bir şey olduğunu burada bir kere daha belirtmek istiyorum. Bir ay, bir buçuk ay süren bir bıldırcın avının haricinde kimi atmacacı bu bir tane, bir sene boyunca saklama müsaadesi vardı, bir tane ama tek atmaca. Tek atmaca, evet. Şimdi diğer atmacalarını normalde bu ayın sonunda, Kasım'ın ilk haftasında doğaya tekrar salacağız. Ta ki bir dahaki dönem yenilerinin yavrulayıp doğaya tekrar üreyerek gelecekler. O yavrularına yine ödünç olarak bir tane veya iki tane alacağız. İşte bu bizim gelenek olan av sporumuz, ata sporumuz. Çok eskilere dayanan bir spor. Biz de dedelerimizden, büyüklerimizden gördük. Bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şimdi efendim, atmaca gördüğünüz üzere uçarken çok enteresan manevralar yapıyor bıldırcının arkasından. Tabii ki bu manevraların en büyük sırrı bu kuyruk özellikle. Ve kuyrukta bazı beslerken atmaca kırılmalar oluyor. Kanatların ucunda da oluyor. Kanatların ucunda da oluyor. Ben şimdi tabii, bu beslerken ötürü taşırken, sağa sola uçarken bir yere değdiği zaman biraz çok dikkat, özen istiyor. Tabii yine de ne kadar özenlesen özen, bir yerde bir hata yapmış olursunuz, kırılıyor kanadı. Ne yapıyorsunuz onu o zaman? Ek yapıyoruz ona. Ek yapıyorsunuz. Aynı parçayı yine oraya ek kaynak yapıyoruz. Evet. Yani bildiğiniz üzere bayağı uğraşlı bir iş. Ve şimdi tekrardan ava devam ediyoruz. Ali Bey, bu konularda siz vallahi atmacıyla başlayacaksınız. Bizden daha iyi biliyorsunuz bu işleri. Yok, ben estağfurullah. Ben zamanında dediğim gibi rahmetli Mustafa İshakoğlu'nun bana hazırladığı bir cura, bir erkek atmaca vardı ki çok müthişti o. Ondan yaptım bu işin, fakat malum meslek itibariyle bir de atmacaya ayıracak vaktim yoktu. O yüzden atmaca. Yoksa atmacacılık hala benim gönlümde olan bir çok, şeydir. Çok çok keyifli bir spor. Evet. Yani ben bu bıldırcın mevsiminde
Ben bu atmaca 5-10 tane bıldırcın aldırayım bütün sezonda bana yeter. Yeter. Yani diğer tüfekte vuracağım 100 tane bıldırcından çok daha. Ben hiç tüfek atmam bıldırcına. Evet. Ama diğer avları yaparım hocam. Evet tabii ki biliyorum Niyazi'ciğim. Efendim şimdi gene atmacayla ava devam ediyoruz. Nasıl devam edelim? Böyle mi gidelim? Böyle mi gidelim? Şurayı mı arayalım? Tamam. Şimdi efendim Serhan Akkaya atmacasıyla sahnede. Hadi Serhan'cığım rastgele. Sağ olasın Ali abi. Şimdi efendim Serhan Akkaya'nın atmacası kalktı fakat bıldırcın ters kalktı. Görmedi tabii. Bu arada Serhan atmacayı fırlattı. Atmaca izlediğiniz üzere ağaca kondu. Tabii atmacayı ağaçtan almak için şimdi çantadan bir ölü bıldırcın çıkarıp ona gösterip koluna gelmesini sağlayacak. Takıldı. Bazen de işte böyle tabii ki atmacanın ayağında bağlı olan şey takılıyor. O zaman atmacanın sahibi atmacayı ağaçtan kurtarıyor. Serhan bıldırcını al yerden hayvana. Evet onu çantana koyuyorsun. Dersimizden kalktı Ali abi. Biz geçtik, geçirdik, kalktı bıldırcın. Evet. Kısmetimizde değilmiş.
İzlediğiniz üzere efendim, Kademakka'ya atmacanın yakalamış olduğu bıldırcını aldı ve gerekli operasyonu yaptı tabii ki. Ve şimdi tekrardan Kademakkaya'nın atmacası iki tane bıldırcın yakaladı. Şimdi tekrardan hava devam ediyoruz. Fazla sizleri sıkmadan atmacayla bıldırcın avını göstermek istiyoruz. Şöyle yürüyelim isterseniz. O köşeye kadar, oradan dönelim. Çünkü bıldırcın buraları sever genelde, böyle tarla kenarlarındaki sınırları. Evet, ben bu sefer bir takip edeyim dedim Niyazi arkadaşımızın. Karası bakalım nasıl yapacak, bu kalkarsa buradan atmaca bıldırcın bulursak. İşte burada böyle her tarafı yemek su istemez en sıkı köpek Mandukayla beraber dolaşıyor Niyazi. Bir atmaca bakıp bir de yanında köpek olunca iş zorlaşıyor tabii. Onun için bu Manduka güzel bir köpektir. Ferma vermez ama yemek de istemez, su da istemez. Acıkmaz da, koyarsın bir köşede durur. Hiç bıldırcını affetmez, hemen kaldırır. Evet, inşallah kısmetimize güzel bir kalkış olur. Niyazi'nin de atmasıyla iyi bir sahne gene yakalanmış olunur. Ama buralarda biraz boş geçiyor galiba. Tabii bol bıldırcın olan avlarda çok daha keyifli oluyor. Burada evet, bir de öbür sınırı deneyelim bakalım. Kadem gitti şimdi öbür sınıra. Şimdi nereye gidiyoruz Niyazi tekrar? O kuş, demin kuşları bulduğumuz yere gidiyoruz. Çünkü oradan kuş kalktı, başka kuş da olabilir. Çünkü biz saldığımız zaman atmacayı, yerdekiler atmacayı uçtuğunu görünce yerden kalkmaz. Bir yarım saatte kusuyor, siniyor, öyle siniyor, mi? Evet. Ha, hadi bakalım, belki şansımız. Burayı bir daha, şansımızı bir daha deneyelim burada. Aşağıya doğru mu böyle mi? Aşağıya doğru mu böyle mi? Hakikaten demin buralardan kuş kalktı, dediğin gibi bu sinmiş buraya. Sinmiş. Şimdi bu tabii. Şimdi sen Manduka
Aslan köpeğin kaldırdı. Aslan köpeğim kaldırdı fakat bir de tecrübe tabii. Tabii tabii. Yıllardır atmacayla, sopa, mandukayla bulducun bulduğumuz için. Evet. Bulducun da neden olabileceğini, atmaca bulducunu gördüğünüz bulducun atmacayı gördüğü zaman hareketsiz kalacağını aşağı yukarı tahmin ediyorum. Niyazi hemen yolmaya başlamıyor. Şimdi biraz daha bekler değil mi normalde? Ya. Biraz daha bekler, ondan sonra başlar yolmaya. Çok çok açsa hayvan hemen yolmaya başlar. Ha. Ama değilse de biraz şey yapar. Peki nasıl bıraktırıyorsun? Ha. Arka parmağını mı geri ya, kıvırıyorsun? Bak, bak başladı yolmaya. Bak şimdi. Önce şöyle gidiyorum. Şunu kaldım, tamam mı? Tamam. Bu burada yok. Tamam. Ha. Bak. Evet, aldın. Buyur. Şimdi. Tamam. Hocam buyur. Yapacanlı bir bulducun size. Yapacanlı bir bulducun. Hiç yarası yok, bir şey yok. Yarası, çok hafif. Olan yarası zaten çok ufak tamam. Bir yaradır. Ama bak güzelliğine. Evet. Bak. Çok. Yapacanlı bir bulducun. Yapacanlı bulducun. İstersen bunu alırsın. Evet. Tekrar. Bir daha mı atacaksın? Yok. Yok. Tekrar istersen doğaya da salabilirsin. E ama bunun sıkmış sıkmışsa yarası, girmiş olabilir tırnakları. Fazla yarası varsa ki kan gözükürse bırakmamakta fayda vardır onun. Yok evet. Bu tamam artık bitmiş yani. Buyur abi. Yok. Buyur. Çantaya koyuyorum abi. Bu da gitti. Değerli yaban dostlar, efendim bir atmaca ile avcılık programının da böylece sonuna geldik. Fakat bu arada da sormak istediğim bir iki sual var. Arkadaşlarıma onlara o sualleri tevcih edeceğim. Niyazi'cim, bir atmaca günde kaç bıldırcın yakalayabilir? Şimdi bir atmaca günde kaç bıldırcı yakalayabilir? Bir kere kaç bıldırcı bir avcı bulabilir?
Evet. Önce onu bir hesaplamamız lazım ama iyi bir atmaca, yani kondisyonu iyi olan, iyi beslenmiş, iyi eğitilmiş bir atmacayla yani 20-25 taneye kadar bulucu alabilsin. Evet. Ama duyuyoruz dostlarımızdan böyle 100 tane aldırdım falan diyorlar ama avcılar biraz palavra atar. Yok ya, yani palavra atmaz. Avcıların gönlü zengindir. Pardon, biraz abartır. Zenginliği severler. Abartır, abartır biraz. Evet. Bir de tabii avcılarımız limitleri hiçbir zaman geçmezler. Geçmez. Bıldırcında da limit 10 tane olduğu için 10 taneden fazlasını da yakalatmazlar. Şimdi ama eski dedelerinizden duyduklarınızı söyleyebilirsin mesela. Dedelerimizden duyduklarımız işte 100 tane, 200 tane bahseder ama tabii çok bıldırcın oluyor. Yorgun oluyor bıldırcın. O zaman hayvan atmaca da fazla yorulmuyor. Yorgun bıldırcı olduğu zaman. Şimdi bugünkü bıldırcınların, hızlı kalkan bıldırcılarda 5 tane 6 tane attınız mı arkaya bunu, ondan sonra bunu 1 saat dinlendirmeniz lazım. Anladım. Yani devamlı hurra hurra av yapılma atmacayla. Bunu zaman zaman dinleneceksin, biraz besleyeceksin, suyunu içireceksin. Evet. Kondisyon meselesi. Tabii kondisyon meselesi. Onu ekonomi kullandıracaksınız. Peki Kademakkaya'ya sorayım. Kademciğim, senin bundan önceki atmacalarında en fazla avladığın atmacayla avladığın bıldırcın sayısı kaçtı? Limit konmadan önceki şeyler, senelerde. 1980 senesine Karaburun'da avcı yok. Ateşli silahlar yasak. Atmacayla gittik. 119 tane bir atmacaya bıldırcı aldırdım. Evet, bravo. Yani limit yok. 119 tane aldırdım. Ama bugün? Bir sefer hayatımda ben 40 senedir atmaca salarım. Ama bir seferde 119 tane bıldırcı aldırdım. Evet. Ama duyduğum Yakuplu Kavaklı köyünde Abdurrahim amca vardı. Bir atmaca 265 Türkiye rekoru herhalde. Evet, tabii. Bir avcı palavrası var mı biraz? Yok palavra yok. Abdurrahim dayı derdik ona. Abdurrahim dayı hakikaten palavrası, mübalağası olmayan. Şahitli ispatlıya. Evet. Evet. Zaten orada tek başına çıkmazdı onunla. Herkes görürdü yani. Görürdü, evet. Değerli yaban dostlar, efendim bir atmacayla avcılık programını izlediniz bu seferki Doktor Ali Postası'nda. Hoşça kalınız efendim. Hoşça kalınız ama gene lütfen yabanda kalın.